Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 2. yazılı provumuza başlıyoruz. İlk yazılımızda hedefimiz 100'dü. 2. yazılıda da hedefimiz 100. Zaten bizler de yazın notlarımızın üstüne 100 yazıyoruz. LGS'de hedefimiz kaçta kaç Tonguç'um? 10'da 10. Harikasın. İnşallah 10'da 10 yapacağız. Kelimelerimizi güzelce ezberleyeceğiz ve aynı zamanda da 10 da 10 yani 10 kere 10 da 100 ediyor. Yazılarımızdan da 100'leri alacağız inşallah. Hep beraber başarıya ulaşacağız. Burada zaten bizler İngilizce kısmında da hep kelimelere bol bol yer verdik ki öğrencilerimiz güzel güzel öğrensinler diye. Dinamo'da da kelimelere yer verdik. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Hiç sıkıntı yok. İnşallah you'll be ready diyoruz. Birazdan hazır olacaksın diyoruz. Ve hemen intromuz gelip videomuza başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Ünitelerimize baktığımızda Friendship, Teen Life, In The Kitchen, On The Phone ve The Internet konularını görüyoruz. İlk yazılımızda Friendship, Teen Life ağırlıklıydı. In The Kitchen'dan da biraz soru gelmişti. İkinci yazılımızda ise In The Kitchen, On The Phone ve The Internet konularından ağırlıklı gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunları da tekrar edeceğiz ama daha çok buralardan soru çözeceğiz Songuç'um. Sizler de mutlaka sonrasında yazılı notlarınızdan çalışma yapmayı ve dinamolardan, zoru bankalarından soru çözmeyi de unutmayın diyoruz ve hemen Friendship ile başlıyoruz. Şimdi Friendship'te yani arkadaşlıkta ilk başta şunu bilmemiz lazım. Personality traits yani kişisel özellikler çok çok önemliydi. She is outgoing dediğimizde dışına dönük yani herkese konuşabilen böyle introvert değil yani çekingen değil. Outgoing dışına dönüktü o zaman böyle yazalım dışına dönük konuşkan birisi. Peki he is arrogant dediğimizde arrogant ne demek Songuç'um? Kibirli. Harikasın o zaman buraya yazıyorum kibirli anlamına geliyordu. Arrogant hatta biz Türkçe'ye de geçmiyor. Çok arrogant çok kibirli diyoruz ama tabii Türkçe'de böyle bir kelime yok. Arrogant da kibir demek. Accepting and refusing'e baktığımızda yani kabul etme ve reddetmeye Would you like to come to a dinner with me? Yes I would. Thank you but not tonight. Yani ben şimdi sana bu akşam benimle akşam yemeğine gelir misin dedim. Sen de hemen kabul ettin ama bu akşam için demiyorum Tonguç'um. Burada sadece konu anlatıyoruz. Yemeği bedava getirmeye çalışma. Şaka bir yana would you like diye soruyor. Would you like? Yes I would diye de cevap verebiliyoruz. Bir de future tense var. Burada da will ve ardından da fiilin birinci halini kullanıyoruz. Yani I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım diyoruz. Şimdi hiç vakit etmeden hemen önce en çok sorunun geldiği hem LGS'de hem de yazılarımızda hem de kazanımlarda en fazla sorulan kelimelerle gelin bu alıştırma yapalım birlikte. Sizler de videoyu durdurarak takip ederek bulmaya çalışabilirsiniz doğru cevapları. Demiş ki Supportive destekleyici. Jealous ne demek Tonguç'um? Kıskanç. Harikasın kıskanç demek. Anas ne demek Tonguç'um? Dürüst hocam. Muhteşem bugün gerçekten bütün kelimeleri biliyorsun çalışıp gelmişsin. Serious ciddi demek. Arrogant da kibirli demek. Hatta bunları yazalım karışmasın diye sizler de unutmayın. Kibirli, ciddi, dürüst... Ve aynı zamanda jealous, kıskanç dedik. Tonguç bile bildi bunu. Supportive de destekleyici diyoruz. Şimdi hemen ilk alıştırmamıza başlayalım. Demiş ki, I always trust him. Ben daima ona güvenirim. He never tells lies. O asla yalanlar söylemez. Yalan söylemez. O zaman bu nasıl biridir? Kibirli mi, ciddi mi, dürüst mü, kıskanç mı, destekleyici mi? Honest. Harikasın. Honest. O zaman ben de senin söylediğin honest'ı yazıyorum. O zaman buraya honest diyebiliriz. He never tells lies. O zaman bu honest olmuş oluyor. Burada tabii bu kelimenin açıklamasını yapmış gibi oluyor. Yani he is honest'la diyebiliriz. She never makes jokes. O asla şaka yapmaz. Hmm. I can't laugh with her. Ben onunla gülemiyorum diyor. O zaman bu çok ciddi birisi. Ne diyeceğiz o zaman? Serious. Harikasın. Serious diyeceğiz. She is serious da diyebiliriz. Ben burada he is anıstemedim ama burada she is serious dedim. Hani cümle tam bitsin diye. Güzel. Devam ediyoruz. She always o zaman serisi bitirdik anısı da bitirdik devam ediyoruz. Böyle kelimeleri elersen daha rahat yapabilirsin Tonguç'um. She always backs me up. O daima beni destekler diyor. Beni destekliyorsa nedir? Destekleyicidir. Yani supportive. Harikasın. Supportive. O zaman she is supportive. Support zaten desteklemek. She is supportive diyebiliriz. He thinks he is better than anyone. O düşünüyor ki herkesten daha iyi olduğunu düşünüyor. O zaman herkesten daha iyi olduğunu düşünüyorsa nedir bu? Arrogant. Kibirlidir. Kibirli de arrogant demekti. O zaman he is arrogant diyebiliriz. Sonuç evladım benim. She doesn't like people whose grades are better than her. O sevmez. Notları kendisinden daha iyi olanları sevmez diyor. O zaman bu kıskanç bir arkadaşımız. O zaman ne diyeceğiz? Jealous. Harikasın. She is jealous diyeceğiz. She is jealous yazıyorum. Kıskanç diyoruz ve gerçekten rezil bir insanmış. Geldik buraya. İkinci konumuza baktığımızda teen life yani gençlerin yaşamı. Hocam gençlerin yaşamı sınav yüzünden çok kötü. Hiç sıkıntı yok. Bu sene biraz sıkılıyorsunuz, birazcık soru çözüyorsunuz ama inşallah seneye dokuz sınıfta çok daha fazla soru çözeceksiniz diyorum ve devam ediyorum. Ş şaka şaka. Dokuz sınıfta kolay değil yani. LGS'ye çalıştıktan sonra öğrenciler genelde oh be kurtuldum diye düşünüyorlar ama tabii hazırlıkta biraz kurtuluyorlar ama dokuzda da bir sürü ders var. Dolayısıyla öğrenci olarak her zaman çalışmamız gerekecek. Ama çalıştıkça da başarıya ulaşacağız, mutlu olacağız. Bu ayrı mesele. Buradan doğruyu söyleyelim yani. Bu sene biraz daha fazla çalışacağız onu söyleyeyim. Gelecek sene biraz daha az çalışacağız. Tamam. Artık Kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günler var. <laughs> Aynen dediğim gibi Tonguç'um böyle. Şimdi teen life'a baktığımızda daily activities, günlük aktiviteler. I listen to music every night. Ben her gece müzik dinliyorum diyor. Çok güzel. Preference'a baktığımızda tercihlerimize She prefers listening to rock music. Bak rock müzik dinlemeyi burası prefer'dan sonra sevdiği şey. To pop müzik diyoruz bak. Prefer'dan sonra sevdiği şey. To'dan sonra ise sevmediği şeyi yapıyoruz. Bak burayı bir daha göstereyim bak. Prefer'dan sonra sevdiği şey Fu'dan sonra ise sevmediğin şey diyebilirsin. Tabii fu diye söylemiyorsun. Tu diye söylüyorsun da ben aklımda kalsın diye söylüyorum. Yani eğer pop müziği tercih etmiyorsan onun ardından tunlardan pop müziği söyleyeceksin. Ama rock müziği seviyorsan o zaman prefer'dan sonra rock müzik. Mesela eğer ben pop müziği sevseydim şöyle diyecektim. She veya o sevseydi. She prefers listening to pop music to rock music diyecektik. O zaman buraya e, rock müzik geçmiş olacaktı. Ama tu'nun bu tarafında Rock müzik olduğuna göre rock müziği seviyor. Sağ tarafında pop müzik olduğuna göre pop müziği sevmiyor diyoruz. Yani kuralımız şöyle prefer to'da prefer'dan sonra sevdiğimiz şey geliyor Tonguç'um kalp. To'dan sonra ise sevmediğimiz kuru kafa geliyor diyebiliriz. Tamam. Stating personal opinions'a baktığımızda kişisel fikirlerimizi e, söylerken de I think ya da in my opinion ya da to me gibi ifadeler kullanıyoruz. I think classical music is relaxing. Klasik müzik rahatlatıcı diyebiliyoruz. Şimdi gel bakalım buradaki kelimelerle pekiştirelim. Demiş ki I like listening to classical music. Ben klasik müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Because çünkü it is relaxing loud. Yani o çok rahatlatıcı mı dersin yoksa çok gürültülü mü dersin? Rahatlatıcı. Aynen rahatlatıcı dersin o zaman bu relaxing oluyor. Loud'u çiziyorum. I don't like listening to rock music. Ben rock müzik dinlemeyi sevmem. Because it is energetic unbearable. Bak ben rock müzik dinlemeyi sevmem diyor. Çünkü o enerji verici veya katlanılmaz. Hangisi? Katlanılmaz hocam. Bu kadar basit katlanılmaz diyoruz. Niye? Çünkü sevmiyormuş. Bak bu kelimenin iyi bir şey ifade ettiğini, bu kelimenin kötü bir şey ifade ettiğini bilmek bile sana sınavda soru yaptırıyor Tonguç'um. Dolayısıyla kelimelere hakim olmalıyız. I prefer listening to pop music because it is trendy boring. Ha. Şimdi ben pop müzik dinlemeyi seviyorum diyor, tercih ediyorum diyor. Çünkü Moda olduğu için mi sıkıcı olduğu için mi tercih eder? Moda olduğu için. Aynen moda olduğu için o zaman buraya trendy diyorum. Boring'i de çiziyorum. I don't like listening to jazz music because ben jazz müzik dinlemeyi sevmiyorum diyor. Çünkü trendy boring'de bu sefer de boring'i seçeceğiz. Niye? Çünkü sevmiyormuş. Şimdi geldik in the kitchen konusuna. In the kitchen konusuna ne yapıyorsun? Mutfağa çünkü? girip yemek yapıyoruz. Aynen dediğim gibi herkes önlüklerini giysin şimdi mutfağa giriyoruz. Cooking process konusuna baktığımızda yemek pişirme süreçleri. Chop the peppers, biberleri dilimle. Add them into the frying pan. ...onları kızaran tavanın üstüne ekle diyebiliyoruz. Ya da pişirme değil tabii yanlış söyledim. Pişirme metotlarında... ...bake it for 30 minutes. Onu 30 dakika fırında pişir diyebiliriz. Ve bir de sıralayıcılar var. First diyoruz öyle değil mi? Next ve finally. En sona final geliyor. Zaten LGS'de de genellikle first'ün ve final'ın geldiği yerleri bize soruyorlar. Bunu da iyi bileceğiz. Şimdi gel bakalım. LGS'de de bu tarz sorular geliyor. Resimli sorular gelebiliyor. Yazılıda da hocanız böyle resimleri sorup senden bunların ne anlama geldiğini e, isteyebilir. Şimdi burada kelimelerimizin anlamını imlememiz lazım. Birincisi whisk Çırpmak demek. Mesela diyelim ki yumurtayı çırptığımız zaman viski kullanabiliriz. Ya da grate rendelemek demek. Spread yaymak demek. Slice dilimlemek demek. Aynı şekilde chop kelimesi nedir Tonguç evladım Dilimlemek. Chop dilimlemek demek. Böyle soğanı dilimler gibi tek tek kesmek. Mash ezmek demek. Peel hani peeling yapıyorlar ya o da soymak demek. Şeftali soymak ya da işte e, elmanın kabuğunu soymak gibi... Crack de kırmak demek. Yumurtayı kırmak demek. Şimdi buraya gelelim bakalım nelermiş. Zaten bunlarla alakalı bizler Dinamo Soru Bankamızın içerisinde de kelimeleri size tek tek veriyoruz. Bak hatta burada göstereyim. Burada nerede? Teen Life'de. için yani konusunda. Bak burada kelimeleri veriyoruz. Hatta burada bunları resimleriyle veriyoruz. Yani işte add, ekleme, crack, kırmak, whisk, çırpmak, roll out. Böylece resimle de daha iyi anlayabiliyorsun. Tonguç herhalde benim. Şimdi burada ne yapmış? Dilimlemiş. O zaman buraya chop diyebiliriz. Burada ne yapmış? kesmiş ama dilim dilim kesmiş yani ekmek dilimler gibi kesmiş. O zaman burada doğramak hatta çop doğramak diyelim yanlış söylemeyelim dilimlemek değil bu. Çop doğramak bu dilimlemek Tonguç'um. O zaman çop doğramak oluyor. Dilimlemek nedir? Slice. Harikasın slice dilimlemek. Burada çırpıyor o zaman whisk diyoruz. Burada ne yapmış? Burada soyuyor bak böyle güzel güzel soyuyor. O zaman burada da peel diyebiliriz. Burada kırmış o yüzden burada kırmak Crack zaten kırarken de böyle crack diye ses çıkıyor. Burada ne yapmış? Eziyor böyle. Tek tek patates püresini eziyor. O zaman mash diyeceğiz. Burada ne yapmış? Rendeliyor hocam. Rendelemek neydi? Great demekti. Hatta greater da rende anlamına geliyordu. Great rendelemek. Burada da ne yapmış? Böyle yayıyor. Ekmeğin üzerine tereyağını yayıyor. Lezzetli olsun diye. Buraya da spread diyebiliriz. Burada zaten senin anlayabileceğin şekilde bir resim verirler ya da Türkçesini verirler. Yaymak, rendelemek, ezmek, kırmak, soymak, çırpmak, dilimlemek ve doğramak şeklinde bunları mutlaka bilmelisin Tonguç'un. Şimdi gelelim buraya. İndik için ünitesinden fazla soru geleceği için biz de burada çok soru hazırladık. Şimdi mixture, add, mash, pan, nutritious kelimelerine bakacağız. Şimdi mixture karışım demek. Add eklemek, mash ezmek demek. Pan, tava, nutritious da besleyici. Şimdi pour the soup into a nokta yani, nokta çorbayı bir bir şeye dökün diyor. Neyin içine dökeriz sence? Tavanın içine. Tavanın içine dökeriz. O zaman buraya pen yazıyorum. Tamam burayı bitirdik. Tavanın içine çorbayı dökün diyor. Por dökmek tamam. Salt and pepper demiş. Tuz ve biberi biz ne yaparız sonuçum? Nusret gibi kolumuzdan aşağı dökeriz. Tamam kolumuzdan aşağı dökeriz ama biz bunu Türkçe'de eklemek diyoruz. Dolayısıyla Add salt and pepper diyoruz. Bu arada Nusret de gerçekten Tonguç'um rezil etti. Bir şey. Yani orada e, Messi'nin yanında resmen apaç gibi fotoğraf çektirmeye çalıştı. Neyse önemli değil. Aynen hocam ben de utandım. Sıkıntı yok. Neyse devam edelim. Add salt and pepper. Tuz ve biber eklemek diyoruz. Şimdi buraya bakalım. The potatoes demiş patatesler. Patatesleri de ne yapacağız? Ezeceğiz. Hatta böyle kumpirde de olur ya. Mash the potatoes diyoruz. Stir the ne olacak? Karışım, karıştırmak. Neyi karıştıracağız? Karışımı. O zaman stir the mixture diyebiliriz. Karışımı karıştır diyebiliriz. Sosis, sosisler arnat nedir? Sosisler lezzetli olur ama esasında nedir? Besleyici değildir. Rezil şeylerdir. Hatta ben buradan bütün değerli öğrencilerimize sesleniyorum. Asla bu tarz şeyleri yemeyin arkadaşlar. Sağlığınız için ileride pişman olursunuz. Ee, o zaman yazıyorum. Sosis are not nutritious diyoruz. Şimdi geldik buraya. On the phone konusundayız. Telefonda yapmamız gereken şeyler yine kelimeleri iyi bilmek. Feelings birincisi. I'm happy. Mutluyum. He feels angry. O sinirli. O sinirli hissediyor yani. Bir de telefon konuşmalarında may I take your message dediğimizde ne demek istiyoruz? Mesajınızı alabilir miyim? Harika. Mesajınızı alabilir miyim diyebiliriz. Gel istersen sorularla pekiştirelim buraya Tonguç'um. Şimdi circle the odd ones demiş. Yani anlamsız olanı işaretle demiş. Şimdi bak hang on, hold on hang up, wait bak şimdi. Burada hang on bekle diyor. Hold on bekle diyor. Wait bekle diyor yani sen telefonda biri aradı mesela dedi ki merhaba Tankut'la görüşebilir miyim dedim sen. Sen eğer Tankut'u bağlayana kadar bana bekle dediğin zaman ne dersin? Hang on. Harikasın hang on dersin veya hold on dersin veya wait dersin yani bekle çatlama dersin ama hang up kapatmak demek bu olmaz. Dolayısıyla bu alakasız oluyor. Bu üçü aynı anlama geliyor ama hang up kapat anlamına geliyor ne alakası var? Moody, sad, dial, surprise demiş. Şimdi moody kaprisli demek buraya yazalım bak. Moody kaprisli. Sad üzgün. Dial numaranızı tuşlamak demek. Numara çevirmek demek. Surprise sürpriz yapmış, şaşırmış yani. Ya o zaman bunlarla kızı bak. Kaprisli, üzgün bunlar sıfat. Dial ise tuşlamak demek. Bak, tuşlamak anlamına gelen bir kelime. Fil burada alakasız oluyor. Surprise şaşkın anlamına geliyor. O zaman burada doğru cevabımız dial. alakası kelime. Pick up, look up, get answer demiş. Şimdi bak. Pick up cevapla demek. Get cevapla demek. Answer cevapla demek ama look up alakasız bir şey. O yüzden cevabımız burada look up oluyor. Şimdi Burada gel diyaloğu kuralım. Match the questions and answers. Soruları ve cevapları eşleştirin diyor. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz demiş. Hmm. Ne diyebilir burada? I am Banu from TYCH. O zaman şimdi I am Banu from TYCH company demiş. Hmm. Burada Banu diyor, buradan diyor. E ne olacak şimdi? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Bu olmaz. Yes please. Could you tell him to call me back as soon as possible ASAP? Ha bu olabilir bak. Evet lütfen bir mesaj bırakmak ister misiniz dedi. Mesela bu A olabilir. Niye? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Would you like to leave a message? Yes please. Evet lütfen. Could you tell him to call me back as soon as possible? Beni en kısa sürede aramasını söyler misiniz diye bir mesaj bırakılır mı? Bırakılır hocam. Bırakılır. O zaman bu oldu. Şimdi o zaman bunu eledik. Who is this? Bu kim diyor? O zaman buna yes she is diye cevap verilmez. He is out of town diye cevap verilmez. O zaman bu. I Banu. Ben Banu'yum diyor. O zaman burası B. Who is this? Kimsin? I am Banu from falan filan şirketinden diyor. Burası bitti. Tamam. Şimdi buraya geldik. Şuraya da B dedik. Is Sare der. Sare orada mı diyor? Yes she is. I will get her. Evet burada onu birazdan vereceğim diyebilirsin. Ya da he is out of town. Sare bir kız ismi. O zaman burada he olamaz. She olacak. Cevabımız burada da C oluyor. Yani Sare burada mı? Yes she is. Evet burada. Şimdi en sonuncusu da D oldu. Can I speak to Mr. Brown? Mr. Brown'la konuşabilir miyim diyor. Mr. Kahverengi ile demek istiyor hocam. Evet Mr. Kahverengi ile demek istiyor. Tam Türkçe çevirirsek. O zaman buraya D koyduk. He is out of town. O kasabanın dışında. But I can deliver your message. O kasabanın dışında. Fakat ben mesajınızı iletebilirim diyor. Şimdi gel bakalım choose the correct option'a. Doğru cevabı işaretleyin diyor. Mrs. Karen doesn't like technological devices. Mrs. Karen teknolojik e, aletleri sevmez diyor. She prefers ...nokta nokta communication. O e, bir, bir çeşit iletişimi seviyormuş. Communication iletişim demek. Buraya yazalım şöyle. Communication iletişim. O zaman teknolojik aletleri sevmiyorsa social medyayı mı sever yoksa face to face yüz yüze iletişimi mi sever? Face to face. Aynen. Face to face sever. O zaman buraya da biz face to face yazıyoruz. Buraya face to face communication. Yani cevabımız B. Çünkü teknolojiyi sevmiyorsa sosyal medyayı da sevmez. Mobile phones are very advantageous. Cep telefonları çok avantajlı diyor. Tamam. They are nokta nokta falan. Ha. They are easy to carry, harmful for eyes. Bak avantaj dediğine göre gözlere zararlı mı der yoksa easy to carry yani taşıması kolay mı der? Easy to carry. Harikasın. Easy to carry o zaman buraya da they are ...easy to carry diyebiliriz. Çünkü avantajlı olan özelliğini söylüyor. Ama şöyle deseydi... ...mobile phones are very disadvantageous deseydi... ...o zaman... ...they are harmful for eyes derdik. Yani zararlarını söylerken... ...dezavantajlarını söylerken... ...kötü özelliğini seçerdik. Gördüğün gibi kelime bilgisi Tonguç'un. He isn't available right now. Şu anda ulaşılabilir değil, müsait değil diyor. O zaman... ...ardından bu cümlenin ardından... ...can I take your message mi denir... ...yoksa... ...whom you are calling... ...kim arıyorsunuz mu denir. E zaten... ...müsait olmadığını söylemiş. O zaman kim arıyorsunuz demesi... ...anlamsız olur. Burada cevabımız... ...can I take your message? Mesajınızı... ...alabilir miyim? Diyoruz burada. Geldik de internet konusuna. Burada... ...şimdi demiş ki internet tabiste... ...I make new friends online. Yeni arkadaşlar yaptım... ...online'da. I watch Tonguç Akademi... ...gibi ifadeler var bak. Online sayesinde... ...yani internet sayesinde yeni arkadaşlar yapabiliyoruz... ...ve Tonguç Akademi'yi izleyebiliyoruz. Şu anda bizi izleyen arkadaşlar da internet sayesinde bize ulaşıyorlar... ...genel ağ sayesinde. Safety rules'a baktığımızda güvenlik kurallarına... You mustn't share your personal information. Asla arkadaşlar kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. Yani paylaşmamalısınız. Asla çok tehlikeli bir şey. Gerçekten de resimlerinizi, özel hayatınıza ait bilgileri tabii ki sevdiğiniz insanlara WhatsApp'tan atın. Belki orada arkadaşınız sonuç ama böyle Instagram'da, sosyal medyanın farklı platformlarını paylaştığınız zaman çok riskli oluyor. Ben sizin yerinizde olsam, sizin yaşınızda olsam asla paylaşmazdım. Onu da söyleyeyim. Asking for clarification. Burada da asking for clarification. Burada anlamadığın zaman şey diyorsun mesela. What do you mean? Ne demek istedin? Can you repeat please? Tekrar edebilir misin? diyebiliyoruz. Şimdi gel bakalım sorularımıza. Burada bazı e, logolar var. Bunların ne anlama geldiğini bulacağız. Yani semboller var. Şimdi match the words with the symbols. Kelimeleri eşleştirin sembollerle diyor. Şimdi birincisi bu ne işareti olmuş Wi-Fi işareti. Tam Wi-Fi işareti doğru ama burada Wi-Fi yok. Bu connection işareti. O zaman buraya connection yazıyorum. Bak altına yazdım ben direkt. Hiç böyle i harfi falan yazmayayım. Connection yazıyorum. Ama bunun da cevabının iyi olduğunu şöyle not düşelim. Connection bitti. Burada ne var? Bir e, tip var. O zaman bu bir nedir? WhatsApp profil hocam. WhatsApp profili değil de buna WhatsApp profili yazmıyor burada. Burada bir account var yani bir hesap var. O yüzden buraya da şöyle B harfini yazıyorum. Yani altına da account hesap olduğunu yazıyorum. Şimdi burada ne gelmiş? Bir tane e, mesaj gelmiş ama ha şöyle bir ok var bak. Şöyle yuvarlağın içinde. Şöyle bir ok olduğu zaman bu cevapla demek. O zaman buraya reply yani nerede? Şimdi account bitmişti. D yazıyorum. Altına da reply yazıyorum. Bu ne resmi Tonguç'um? Ataç resmi hocam. Ha. Ataçtan Ataç, attach, attachment demek. Yani ataç'tan geliyor. O zaman buraya H yazıyorum. Altına da attachment yazıyorum. Yani biz elektronik postalarımıza bir şey eklediğimizde attachment yapmış oluyoruz. Şimdi burada e, yorumlar yapılmış. Mesela şu anda bizim videomuzda da inşallah arkadaşlarımız çok güzel yorumlar yapacak. Yorum yapmak İngilizce'de comment demek. O zaman buraya F yazıyorum. Altına da comment yazıyorum. Tonguç evladım benim. Bu yapmış? Upload yapmış. Harikasın upload yapmış. O zaman buraya C diyelim. Upload yüklüyor o zaman. Upload yüklemek dedik. Bunu da eledik. Comment eledik. Reply eledik. Başka attachment eledik. Öyle eleyince daha rahat olursun Tonguç'um. Bu nedir Tonguç'um? Çöp kutusu hocam. Harikasın çöp kutusu. Yani sil demek istiyor. Delete diyebiliriz. O zaman burada buraya J harfi yazıyorum. Yani delete diyebiliriz. Şimdi burada ne yapmış? Onaylamış tamamdır diyor. Onaylamakta confirm. O zaman şuraya E harfi yazıyorum. Altına da Confirm, onaylamak diyebiliyoruz. Confirmation da onay anlamına geliyor mesela. Devam edelim. Burada bıdı 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 com demiş. Mesela tongcakademi nokta com dediğimiz zaman ne oluyor? Bir web tarayıcısı oluyor bu. O zaman buraya G yazıyorum ve altına da web browser diyorum. Burada ne yapmış? Download hocam. Harikasın. Burada da indiriyor, yüklüyor. O zaman download, indirmek diyebiliriz. Download yazdım ve download kelimesi de A harfiymiş. Buraya da A yazdım. Ve bunları da güzel güzel eşleştirmiş oldum. Şimdi, right, true or false According to the chart demiş. Yani tabloya göre doğru ya da yanlış yazın demiş. Zaten sınavda buna benzer sorular çok gelecek. Bizler de zaten hem Dinamo'larda hem Zoru Bankası'nda buna benzer sorulardan çok hazırladık. LGS'de biri geliyor. Yazılarınızda hocalar test olduğu için her ne kadar kelimelere yönelik soru sorsa da... ...aynı LGS'ye destekleyici sorular soracaklar. Şimdi şimdi burada haberler var. Ahmet izliyor, Gökçe izlemiyor, Tuğçe izliyor. Tamam. Ee, banka kartı, hani interneti kullanıyorlar bunlar galiba. Burada bankayla alışveriş yapıyorlar, yapıyorlar, yapmıyor diye gidiyor. Bakalım şimdi. Ahmet watch series online. Hmm. Ahmet diziler izliyor online diyor bakalım. Burada e, bu oyun oynamak, bu kartla alışveriş yapmak, bu haberler. Burada ne yapıyor? Burada mesela e, yemek tarifleri var. Burada kıyafet alışverişi var. Tamam. Şu diziler olsun mesela şurada bir dizi var demek. Ki. Dizi izliyorlar. Ahmet izliyor mu? İzlemiyor hocam. İzlemiyorsa o zaman bu false oluyor bak. Bu F false. Niye? Çünkü Ahmet izlemiyor bak burada. Ahmet biz Ahmet baktığımızda yanlış oluyor yani eksi. Gökçe does online shopping. Gökçe online alışveriş yapıyormuş. Bakalım Gökçe nerede burada? Online alışveriş yapıyor mu? Evet kartını veriyor ve online alışveriş yapıyor. Evet o zaman buraya true yani t diyebiliriz. F false yanlış. Burada kısaltmaları da yazayım karışmasın. True da doğru anlamına geliyor Tonguç'um. Tuğçe loves playing games online. Tuğçe online oyunlar oynamayı seviyor diyor. Bakalım. Bu nedir? Gamepad. Ha bu gamepad yani bu PlayStation oynarken falan kullandığımız joystick değil mi? Eskiden biz bunlara joystick diyorduk. Şimdi bu gamepad o zaman oyun şeyi bu olabilir. Gökçe sevmiyor. Hayır o zaman bu false mu oluyor? Bir dakika. Tuğçe loves playing games online. Tuğçe online oyunlar oynamayı seviyor diyordu. Ha Gökçe değil de Tuğçe'ye bakacağız. Ha, Tuğçe seviyormuş tamam. Ben Gökçe'ye baktım. O zaman Tuğçe seviyor. O zaman burası da true. Doğru. Gökçe, Gökçe'deyiz. Search for recipes on the internet every evening. Gökçe İnternette her akşam e, ne yapıyormuş? E, davet e, nedir onu? Tariflere bakıyormuş. Bakalım nerede? Tariflere artı yazmış. Tam bu da olabilir. True diyebiliriz. Aslında bu da tam doğru olmuyor. Ama doğru diyebiliriz. Niye? Çünkü tariflere artı koymuşuz. İnternette kullanabiliyor yemek tarifi. Bak burada dumanlar çıkıyor yemekten. Ahmet likes online banking. Ahmet online bankacılığı seviyormuş. Tamam bu da yine doğru. True diyebiliriz. Tuğçe doesn't like reading news online. Tuğçe haberleri okumayı sevmiyormuş diyor. Halbuki bak artı koymuş. Tuğçe seviyor haberleri okumayı. O zaman bu false olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik buraya. Match the sentences with their explanations. Cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin diyor. Bakalım. Be careful about what you share on the internet. Dikkatli ol internette paylaştıkların hakkında diyor. Ne paylaşıyorsan dikkat et diyor internette. Şimdi o zaman bakalım o ne olabilir? I mean demek istiyorum ki a program that you can find information on the internet. Do you use it? Ha, ben demek istiyorum ki bilgileri bulabileceğim bir program kullanıyor musun diyor. Bu alakasız. I mean are you going to be connected to the internet tonight? Demek istiyorum ki sen internete bağlanacak mısın bu akşam diyor. Alakasız. I mean your secret word or numbers are both you shouldn't share it. Demek istiyorum ki asla gizli bilgilerini, numaralarını ee, paylaşma diyor. Hmm, bu olabilir. Paylaştığına dikkat et, Bu olabilir. Şam, şu dursun. Diğerlerini kontrol edelim. I mean why do you use internet? Ne demek... Yani neden kullanıyorsun, niçin kullanıyorsun internet demek istiyorum diyor. I mean what you can share can stay on the internet forever. Demek istiyorum ki internette paylaştığın her şey sonsuza kadar orada kalacak diyor. Hmm. Sence bunlardan hangisi daha iyi oldu Tonguç? En sonuncusu. Harikasın en sonuncusu daha iyi oldu. O zaman buraya şuraya A yazalım bak. Be careful about what you share on the internet. Dikkatli ol internette ne paylaştığın hakkında diyor. Yani demek istiyorum ki internette paylaştığın her şey sonsuza kadar orada kalıyor diyor. O yüzden dikkatli olacağız tamam. Do you use a search engine? Bir arama motoru kullanıyor musun? Burası da muhtemelen şu B olacak. Yani uh, I mean a program that you can find information on the internet. Hani Google gibi, Chrome gibi bir arayıcı motoru kullanıyor musun diyor. O zaman bunlar bitti. Don't share your password with anyone. Password'ün yani e, nedir o? Giriş kodunu kimseyle paylaşma diyor yani. O zaman bu da şurası. I mean your secret word or numbers or both you shouldn't share it. Yani... Gizli numaralarını, harflerini kimseyle paylaşma diyor. Dolayısıyla burası password paylaşma olabilir. O yüzden buraya da C yazıyorum. Bu da gitti. Are you online tonight? Bu akşam e, online mısın yani internet olacak mısın diyor. Yani I mean are you going to be connected to the internet tonight? Bu akşam internete bağlanacak mısın demek istiyor. O zaman burası da B oluyor. Pardon B olmuyor, D oluyor. Yanlış yaptım. Şuraya bakalım. What is your purpose of using the internet? İnterneti kullanma purpose yani amacın nedir diyor. I mean why do you use the internet? Neden internet kullanıyorsun demek istiyorum diyor. O yüzden burası da E harfi olmuş oluyor Tonguç'um. Şimdi bütün bunlarla alakalı süper konu anlatımlarımız ve kelime çalışmalarımız e, yazılı yazı notlarımıza var. Zaten sadece İngilizce değil tüm dersler için hem birinci hem de ikinci yazılı için süper notlarımız burada. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan ve Dinamolardan da soruları çözümüze inşallah çok güzel notlar alacağız Tonguç evladım benim. Bizler Tonguç Akademi olarak YouTube'da yazılı kampımız devam ediyor. Mutlaka hepsini izle Tonguç'um. Dinamo kitaplarımızda, yazı notlarımızda zaten sizlere destek oluyoruz. Aynı zamanda Tonguç Akademi.com'da da canlı yazılı provalarımız var. Mutlaka onları da incele ve izle diyorum. Hadi bakalım o zaman. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara, yollayın arkadaşlar. Mutlaka burada yazı notlarını yazan kelimeleri de iyi bir şekilde öğrenmeyi unutmayın. Burada sayfa sayfa her bir kelime var. Mesela Teen Life sayfa 187'de bu kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Hepsine güzel güzel çalışın ve inşallah da yüzleri alın. Hadi bakalım başarılar. Tamam hocam.